Mart'ın 13'ünden itibaren biz öğrenci servisi olarak okullarımız kapandığından dolayı çalışmamaya başladık. Bu süreçte hiçbir gelirimiz olmadı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bize gıda paketi gönderdi daha önce. Yaptıklarını sıralamak gerekirse. Şimdi de 1500 TL bir maddi yardımda bulunacak. Bu maddi yardımın nakdiye öneminden daha fazlası bizim için bir umut oldu. Yani servisçi arkadaşlarımız, esnafımız ya bizi düşünen kimse yok mu diye düşünüyordu ki bakanım sağ olsun 1500 TL para vereceğini söyleyince içindeki umutlar yeşerdi. Devleti olan, belediyemiz olan inançları daha da arttı. Ben Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Türk geleneğinde bölüşürsek çok oluruz vardır. Birlikten kuvvet doğar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katkısıyla kapanan iş yerlerinde ve servis, zor durumda bulunan servisçilerimize de bir nebze olsun can suyu oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz yola çıkarken bir şey söyledik. Halkımızla kader birliği yaptık dedik. İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olacağız dedik. O gün bugün. Bu belediye sizin, biz hepimiz kardeşiz. Bugün de öğrenci servislerimizle birlikteyiz. Hakikaten o kadar önemli bir alan ki insan en sevdiği, en kıymet verdiği şey evladı. Evladı öğrenci servislerine, öğrenci servisindeki arkadaşlarımıza emanet ediyor. İnşallah bu 1500 lirayı öğrenci servislerimize vereceğiz ve bu yaraya bir merhem olmak, zor gününüzde yanınızda olmak için bu kararı aldık. Allah mübarek etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim geleneklerimizde acılar paylaşınca azalır, sevinçler paylaşınca çoğalır. Bu paylaşmak için buradayız. Rabbim bir an önce eşafi sıfatıyla şifasını göndersin. Aydınlığa ve sağlığa kavuşalım. Ama ben çok ümitliyim. Çok az kaldı. Çoğu gitti. Azı kaldı. Tünelin ucu gözüktü. İnşallah tam bir sağlığımıza kavuşana kadar olan durumda da sektörde kapanan iş yerleriyle ilgili kısımda da Büyükşehir olarak bugün öğrenci servislerimizin yanında olduğumuzu, başkanımızın, yönetimimizin yanında olduğumuzu, ticaret odamızın yanında olduğumuzu ifade ediyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim mübarek etsin inşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. Öncelikle ben Sayın Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, mahallenin her sorunuyla birebir ilgilenip bizimle istişare halinde olunca hizmette hızlı bir şekilde geliyor. Osman Gazi Mahallesi çok geniş bir coğrafya. Bir ucunda Gölgeli Kavşağı'ndan başlıyor ki biz şu anda tam Gölgeli Kavşağı'nın olduğu noktadayız. Diğer tarafı İkonova Nuri'ye kadar giden bir nokta. Böyle bir alanın içerisinde özellikle bu içinde bulunduğumuz Gölgeli Kavşağı'nın olduğu noktada çok yoğun konutların olduğu, yaklaşık 700 konutun olacağı bir noktada biz daha önceki planlama noktasında da özellikle konutların altında dükkan yapmayarak vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda yaşamasını istedik. Ancak onların ihtiyacını giderebilmek için de ticari ünitelerin olması gerekiyordu. Bunları da başkalarının inisiyatifine bırakmadan belediye olarak şu anda yaklaşık 600 metre üst katında, 600 metrekare alt katında olan toplam 1200 metrelik bir ünite merkezini inşa ettik. En kısa sürede bunu teslim etmiş olacağız. Amacımız bu bölgedeki insanlarımızın her türlü ihtiyacını karşılanabileceği, marketiyle, fırınıyla, bakkalıyla, şarküterisiyle ihtiyaçlarını karşılanabileceği bir noktayı imal etmek. Tabii yalnızca planlama yapmayla bu iş olmuyor. Planlamayı yaptıktan sonra uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Şu anda da çok şükür planlaması yapılan bölgelerin hepsinde, yukarıya da Esentepe bölgesi diyoruz, o bölgede de tamamen altyapı çalışmaları biten noktalarda asfaltlarımızı bitirdik. Çünkü vatandaşlarımız bir an önce taşınmak istiyorlar. Onların daha sağlıklı ortamda yaşayabilmesi adına hem altyapı çalışmalarını hem de yol çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bu şekilde ünite merkezi gereken olan yerlerde de ünite merkezlerini yapıp vatandaşlarımızın daha sağlıklı şartlarda alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Ben ekip olarak tüm ekip arkadaşlarıma, muhtarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu şekilde hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Mahallemiz yeni gelişen ve büyüyen bir mahalle olarak Şehit Kamil Belediye'miz burada bir takım eksikleri yerinde inceledi ve
şu anda bu noktadaki ticari üniteyi yaparak buradaki mahalle sakinlerimizin ihtiyacını giderdi. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ederim. Yapmış oldukları asfalt çalışmaları olsun, at yapı çalışmaları olsun ve böyle ticari alanlardan dolayı